E, faillerin hedefi durumunda olan muhalefet liderlerini ve muhalifleri suçlu tutuyorlar. Sorumlu tutuyorlar. Senin yüzünden sen kendini dövdürdün diyorlar. Linch sen ne, ne yaptın da diyorlar. seni sen ne, ne yaptın da bunlar seni buldu? Sen oraya niye gittin? Onu niye konuştun? Meral Akşener o sözü niye dedin? Kılıçdaroğlu o cenazeye niye gittin? Yoksa dayak yemezdin. Faili yani saldırganı linççiyi savunamıyorlarsa da onun hedefini suçluyorlar. Bu neye yol açıyor? Bu da saldırganlara cesaret veriyor. Bu ne bir güvence vardır. Türkiye'de herhangi biri herhangi bir muhalif lideri ve gazeteciyi dövdüğünde ona yumruk attığında AK Parti'den ya da AK Parti kamuoyundan iktidar elitinden ve cenahından en azından bir tepki gelmeyeceğini ve dolayısıyla bürokrasinin de öyle etkin bir soruş yürütmeyeceğini biliyor. Bu birinci boyut. Cezasızlık İkinci boyut. Cezasızlıkla teşvik ediyor. Tabi, bu cezasızlık güvencesi. Muhalefet can tehdidi altındadır ve bu iktidarın resmi hoşgörüsü etrafında gerçekleşiyor ve hiçbir caydırıcı önlem alınmıyor ve etkin soruşturma yürütülmüyor. İkincisi ikinci boyutu da Halk halk TV'nin saldırılar. Bu da çok açık. Ee, Sen hı, Hakan gibi mi düşünüyorsun? Tabi bunun ikinci boyutu. Yani abi, bile isteye mi Halk TV bir Başka yerde de bulabilirler Burak Avuncu'yu. Ama şimdi şöyle. Burak avuncuyu bütün gün Arkadaşlar Burak Avuncu'yu başka yerde de bulabilirler. Burak Avuncu'yu Halk TV'nin önünde zarar verdiler. Başka Halk TV, başka yayın, Marmaris'te başka gazeteci bulamıyorlar mıydı da geldiler Halk TV'nin setine daldılar? Cevap yahu, veriyorum bulamıyorlardı. Yahu, Bir tek Halk TV orada habercilik yapıyor Esmer. Levent Gültekin. E, bunun üzerine pusu konuldu ve Levent Gültekin'in gelmesi beklendi. Bak sadece bu fiziksel saldırılar olarak düşünmeyelim. Halk TV'nin yap yaptırımlar, yayın yasakları. Halk yapılan cezalar. Şu an burada biz konuşurken Rütük'te bir masa buraya bakıyor. Ağzımızdan ne çıkacak? Alt yadıdan ne geçecek? Bir siyasi hakkında ne diyeceğiz? Hangi cezayı verelim diye işbaşı yapar durumlar. Tam mesai yapılıyor bizler için. Bizler için tam mesai yapıyor. Bu Halk TV'yi susturma çabasıdır. Peki neden korunmuyor Halk TV? Halk TV İstanbul'un en kalabalık caddelerinden birinin üzerinde. Halk TV buradan günde yüz binlerce insan geçiyor. Ya şurada... E ee, bizim istihbaratımız halen daha üniversite kapısında simitçi kılığında solcu mu kolluyor kardeşim? Hala şu so sokakta polis yok mu? Şu sokakta Halk TV'ye gelip çıkanların kimler olduğunu gözetleyen hiç kimse yok mu? Vardır illaki. Peki saldırı anında kimse, kimse, kimse niye yok? Neden burada polis gelmiyor? Neden burada polis yok? Ben bunun Halk TV'ye yönelik de bir, saldır bir tutum olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani Halk TV en azından ben söylemiyorum. Burada olduğum için de söylemiyorum. Halk TV görünen o ki e, haber kralları arasında erişilmez bir düzeye ulaşmış durumda. Halkın e, diğer kesimleri de artık sadece muhalifler değil arkadaşlar. E, i̇ktidar kesimi de MHP, Milliyet Parti vatandaşlar da izliyor burayı. Dolayısıyla bu biz Sayın Genel başkanı Evet. Bizi. Evet öyle. Yani ya daha bak geçen haberini yaptık. E, Kastamonu, Bozkurt'ta sel felaketinde ee, hayatını kaybeden Allah rahmet eylesin Sena Nur Kuş kardeşimiz ve ağabeyi Mert konuşuyorlar. İkisi de muhafazakar. Zanar Ersin seçmeni. Allah rahmet eylesin. Mert kız kardeşine diyor ki Halk TV'de şu an bahsetti diyor. Helikopterler iniyormuş. Yani bu aynı zamanda Halk TV'nin ne kadar geniş kitlelere eşliğinin de göstergesi. Bu yönüyle bu Halk TV yönetimde bir gözdağıdır. Halk TV yönette bir tehdittir bu. Halk TV'ye gelenlerin Halk TV'de konuşanların Halk TV'de e, ülkeyi değerlendirenlerin de değerlendirenlere karşı bir parmak sallamadır. Şimdi ne bekleniyor kardeşim? Buradan bir tabut çıkmasın bekleniyor? Şuradan yani şuradan bir kontey, kortejle geleceksiniz fotoğraf taşıyacaksınız öyle mi olacak bu işler yani? Geleceksiniz burada karanfil atacaksınız öyle mi olacak? Önlem alın yani. Önlem alın. Şurada geldik şimdi akşam üzeri sağ olsun polis memur arkadaşlar bekliyorlar. E neredeyim kardeşim? Daha önce olmaz gerekmiyor muydu burada? Yani olan olduktan sonra, dövülen dövüldükten sonra neye yarayacak bu? Halk TV'nin önünde önlem olmanız için, halk TV'ye gelen konukların korunması için, muhalif bireylerin korunması için birinin başına bir şey gelmesi, birinin canının mı yanması lazım? Marmaris'te saldırıya uğruyoruz, mavrasını yapıyorlar. Ayıp değil mi? Utanmıyor musunuz? Utanmıyor musunuz? Hiç? Yani vicdanınız yok mu sizin? Yani efendime söyleyeyim, dövülene kabahat ara efendime söyleyeyim e, ceza alana kaba ara Bu gidiş gidiş değil, bu yol yol değil. E, uyarıyorum tekrar uyarıyorum. Bizim açımızdan sorun yok. Yani biz yani bu memlekete bağlıyız. Bu mem daha önce de dedim bu memleketin her yöresini her ilçesini her ilini evimizin misafir salonundaymışız gibi gezeriz biz. Ama bu ülkede can güvenliğinden sorumlu olanlar bir gün hesap verirler. Bir gün bundan ötürü cevap verme durumunda kalırlar. Ben vatandaşım kardeşim. Ben vatandaşım. Şimdi Marmaris'te saldırıya uğrayan da yok. Alt gibi'nin önünde yok. Öbürünün şehit cenazesinde çenacını... Nerede o zaman bu devlet? Nerede o zaman bu devlet? İpek sen koruma kararlarının da geri çekilmesini yani hem Sayın Kaftancıoğlu'nun hem Burak Kavuncu'nun korumalarının geri alınmasını nasıl yorumluyorsun? Yani onlar sormuşlar. Burak neden... Bey ne diyor? yani Neden alınmış? Yani ben ne de, de onu bilmiyorum. sordum. Neden? Kendisi de bilmiyor bunu. Ee, Ona da gizlilik da... denilmiş. Hatta neden diye sorduğunda e, bilmiyoruz. E, İçişleri Bakanı ile konuşun denmiş kendisine. O da ki İçişleri Bakanı ile konuşmayı uygun bulmamış böyle bir konuda. Aynı şekilde Canan Kaftancıoğlu da gerek olmadığı için biliyorsun alınmıştı. O kendisi açıklamıştı bunu bizim yayınımızda. Tam gerek olmadığı cümlesiyle açıklamıştı. Gerek olduğu belli yani Türkiye'de iki tane muhalif partinin, ana muhalefet partilerinden ikisinin İstanbul il Başkanları. Kimlere kimlere korumalar verildi bu ülkede? Kimlere çakarlı Sedat arabalar Peker e verildi? Sedat işte gördük. Yani sadece Sedat Peker'e değil. Ama yani en yani flaşı e, evet, onlardan yani, biri yani. Yurt dışına bile gitmiş o korumaların. Ya, o birlikte. Koru, korumaların, e, o güvenlik emekçilerinin diyeyim, o koruma şubesindeki <laughs> polislerin, hangi kalan torlara verildiğini belki de Canan e, Kaptancıoğlu'na ve Burak Avuncu'ya e, belki orada e, başka bir yere e, sevk edeceklerse belki birinin hizmetine evet. verilecektir. Çünkü koruma şubesindeki güvenlik emekçilerinin diyeceğim ben onlara nasıl kullanıldığını da biliyoruz. Çantamı taşıtılır. Birinin akrabasının hizmetine mi verilir? Acaba e, bir makam şoförü gibi mi kullanılır? Onlarla bir konuşma e, bir konuşmanız lazım. Konuştuğunuz zaman bir dokunun bin işitin. Ee, ne kadar gururları kırılıyor. İşlerini yapmıyorlar Gere değil mi? İşlerini yapmıyorlar. İşlerini yapmanın ötesinde gerekli gereksiz yerlerde görevlendiriliyorlar. Birisinin kapısında bekliyorsunuz. Koruma dışında siz çanta taşıyorsunuz. Siz e, belli şekilde e, hakarete de uğrayabiliyorsunuz. Ve e, meslekleri dışında kullanılıyorlar ve birinin hizmetine veriliyorlar. Konuştuğunuz zaman koruma şubesindeki polislerle bir Dokun'un, bir Haşit'in, sonra Canan Kaftancıoğlu'na koruma yok ama Sedat Peker'e var. Burak Avuncu'ya koruma yok, X kişiye var. Kim bilir Sedat Peker statüsünde bugün toplumdaki yeri Sedat Peker gibi olan kimlere koruma veriliyor şu anda? Bunu vatandaşlar çok iyi biliyor, bunu gözlemleyenler çok iyi biliyor. Sonra geliyoruz AKP'lilerin mesajlarına. Bizim AKP'lilerin mesajları gayet güzel, nazikçe mesajlar veriyorlar. Ama bizim söylediğimizi söylemedikleri sürece hiçbir değerleri yok. Ne söylemeleri gerekiyor? Bu kaçıncı saldırı demeleri gerekiyor. Emniyet uyuyor mu demeleri gerekiyor. Bizim siyasetten muadillerimize, birlikte karşılıklı siyaset yaptığımız insanlara bu baskıya neden göz yumuyor demeleri gerekiyor. İçişleri Bakanı'nın soruları... konuşması gerekiyor Hakan sorduğumuz yani. soruları onların da sormaları gerekiyor. Bunları e, demedik demediği sürece Hamza Dağ'da bir de fazlasını görüyoruz. Kılıçdaroğlu Kılıç Dağ ol ne deseydi. Kılıçdaroğlu partilileri e, saldırıya uğruyor. Partilileri bir kenarda korumasız bırakılıyor. Kendisi saldırıya. Özgür uğruyor. medya e, saldırıya uğruyor ve uğruyor ve baskı altına alınıyor. Kendisine Sayın Kılıçdaroğlu kendisine PKK silah çekti. Evet. PKK'nın e, saldırı düzenlediği tek liderdir e, Kemal Kılıçdaroğlu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na buna maruz kalmış Kemal Kılıçdaroğlu'na ee, siz orada bulunmasaydı Kemal Kılıçdaroğlu oralarda